Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Biraz önce izledin. Ben ara vermedim. Hatta bak çayım bile kaldığı yerden devam ediyor. Direkt videoyu başlattım. Çay yine buz gibi olmuş olsun. Alıştık artık soğuk çay içmeye. Derse girerken çay alıyorsun, çayı unutuyorsun, buz gibi içiyorsun. Neyse öğrendim ki sıcak çay içmek zararlıymış. E, fakirin tesellisi mi denir? Ne denir? Neyse, şimdi arkadaşlar bu videomuzda hakimler savcılar kurulundan bahsedeceğim toplam iki videodan oluşacak. Sen şu an birinci videosunu izliyorsun. Bu e, bu kestiğim şeyi ikinci video olarak da yayınlanacak arkadaşlar. Demek istediğim şey şu: Normalde arkadaşlar ben bunun e, yeni formatta çekmeyi planlıyordum. Şu an anlatırken de. Fakat biraz önce e, bizim geçen sene yayınladığımız yayınladığımız yargı kısmının tamamı güncel. Ben bunu zaten izleyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla izleyin diyordum. Tamamı güncel. Dedik ki anayasa mahkemesi dahil onları hepsini yükleyelim mi? Tamam mı? Sonra dedim ki ya yok ben bunları yeniden çekim yapayım. Ama Hakimler Savcılar Kurulu benim için o kadar kıymetli bir video ki orada bir mantıktan bahsediyorum. Hakimler Savcılar Kurulu'nun Hakimler Savcılar Kurulu otobüsü diye bir sistemden bahsediyorum. Buna plaka verdim. Ne zaman ne zaman ilk defa anayasada yer aldığından bahsediyorum. Dört tekerlek koyuyorum. Görev süresinden bahsediyorum. Birini mavin yaptım. Birini şoför yaptım vesaire gibi bir güzel bir mantık oturturdum. Ve bu videonun tamamı güncel. İşte biz de bu anlattığım şeyi o videonun başlangıç kısmına yükleyeceğiz ve sen o videoyla ah, Hakimler Savcılar Kurulu'nu izleyeceksin ve ciddi bir şekilde verim alacaksın. Sadece benim istediğim zaman böyle ekrana gelip ekrandan çıkma olayımı orada görmeyeceksin ama ışık olarak, renklendirme olarak, anlatım tarzı olarak kesinlikle güvendiğim ve hoşuma giden iki partlık bir videodur. Onları yayınlayacağım. Tamam. Şimdi arkadaşlar o zaman haydi girizgah tamamsa kaldığın yerden devam et. Hakimler Savcılar Kurulu la video başlasın artık. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Son bir şey arkadaşlar. Biz biz bak ekrandan çıkıyorum. Bu izleyeceğim videoda şunu göreceksin bir tek değişiklik o var. O de o değişikliği buna göre kendini güncelle. Zaten bu notları temin etmişsindir sen adresinden. Tamam mı? Ee, yine de o videoda acaba hocam bu videoda şu bilgi yanlış. Evet o bilgiyi sadece burada düzeltiyorum. Sen de o videoyu izlerken o oraya dikkate alma. 10 saniyelik bir kısım. Hocam bilgi nedir? Arkadaşlar kurulun başkanı Adalet Bakanı yine Adalet Bakanı. Herhangi bir değişiklik yok burada. Fakat Adalet Bakanlığı müsteşarı kurulun tabi üyesiydi üyesi idi. Bu durum değişti. Yani müsteşarlıklar arkadaşlar kaldırıldı. O zaman Adalet Bakanı müsteşarı kurulun tabi üyesi değilse kimdir? Bak buraya. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında çıkartılan 703 sayılı KYK uyarınca müsteşarlıklar kaldırılmıştır. KYK'ya göre kurulan kurulun doğal üyesi olan Adalet Bakanı müsteşarı yerine yerine bak buradasın değil mi? Yerine kimmiş? Kurulun Adalet Bakanı ile ilgili bakan yardımcısı üyesi görev yapacaktı. Yani sen biraz sonra göreceğin 13 üyenin ikisini devre dışı bırakıp diyeceğim ki biri Adalet Bakanı'dır bir diğeri Adalet Bakanı Müsteşarı'dır diyeceğim. O ifadeyse ise ne olarak dinleyeceksin benden? Hayır. Adalet Bakanı Müsteşarı Murat Hoca videonun girizgahında bahsetti. Müsteşarlıklar kaldırıldı. Ad artık Adalet Bakanı tabi üyesi, Adalet Bakanı yardımcısı tabi üyesi. Adalet Bakanı kurulun başkanı, Adalet Bakanı yardımcısı kurulun tabii üyesidir diyeceksin. Müsteşar kelimesini ortadan kaldıracaksın. Anladın değil mi? Anladın. Haydi bakalım videoyla kaldığın yerden devam et. Kendine iyi bak. Hoş olun. Hoşça kalın. Arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Hakimler ve Savcılar Kurulu'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda e, hakimlik teminatı, mahkemelerin bağımsızlığından bahsetmiştik. Bu videoda ise arkadaşlar hakimler ve savcılar kurulundan bahsedeceğiz. Ders önemli. Neden önemli? 2017 anayasa değişikliği ile beraber adı dahil bu kurumun bu kurulun her şeyi değişti. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu idi. Hakimler ve Savcılar Kurulu oldu. Üye sayısı değişti. Üyelerin seçilme şekli değişti üyelerin üyeler seçildikten sonra tekrar seçilebiliyor mu tarzında arkadaşlar düzenlemeler yapıldı. Daire sayısı 3 idi 2'ye düşürüldü. Bununla ilgili birçok düzenleme yapıldı. Karşımıza şöyle bir sınav e, sınav sorusu gelirse sürpriz olmaz. Hakimler ve Savcılar Kurulu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bu tarzda bir soru %99 gelecektir. Çünkü bu kurulla ilgili arkadaşlar 2017 anayasa değişikliğiyle her şeyi, adı dahil, bak tekrar söylüyorum adı dahil her şey değişti. Şimdi ayrıntılı bir ders, ayrıntılı bir ders. Bunu ilk defa dinleyecek arkadaşlar da çok zorluk çekecektir. O yüzden kalem, kağıt yanınızda mutlaka bulundurun. Küçük küçük notlar alın. Bu notları arkadaşlar ulaşmak için Instagram, hukuk öğretir Instagram sayfamızdan da bu notları da paylaşacağım. Arkadaşlar tabi hukuk öğretir farkıyla... E <laughs> Bu dersi farklı bir yöntemle anlatacağız. Nasıl farklı yöntemle? Bir otobüs hazırladık arkadaşlar. Bu otobüsün adı Hakimler ve Savcılar Kurulu Otobüsü. Bunun işte şoför koltuğunda oturan bir kişi var. Muavin koltuğunda oturan bir kişi var. Otobüsün plakası var. Arkada iki tane dairesi var. İşte otobüsün yolcuları var. Otobüsün yolcularını denetleyen bir kişi var ve 4 tane lastiği var. Hocam bunlar ne anlama geliyor? Dersin sonunda bu otobüsün ne anlama geldiğini anlattıktan sonra da hakimler ve savcılar kurulu tamamen öğrenmiş olacağız. O hakimler savcılar kurulu ile ilgili herhangi bir soru gelirse bu soruyu ne şekilde çözeceğiz? diyeceğiz ki hakimler ve savcılar kurulu otobüsü. Tamam? Şimdi bunu kenarıya alıyorum ne demek istediğimi dersin sonunda anlatacağız. Şimdi hakimler ve savcılar Kurulu bunun adı arkadaşlar. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu idi. Bunu adın gibi bil yüksek ifadesi kaldırıldı. 2017 anayasa değişikliği ile beraber artık adı ne oldu? Hakimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilmiş oldu. Peki bu hakimler ve savcılar kurulu ilk defa ne zaman karşımıza çıkıyor? 1961 anayasası ile hakimlerin özlük işleri hakkında karar vermek üzere yüksek hakimler kurulu adı altında kurulmuştur. Yani bırak adını ne zaman ilk defa karşımıza çıkmış? 1961 yılında adı yüksek kurulken hakimler ve savcılar yüksek kurulu iken yüksek ifadesi ne zaman kaldırıldı? 2017 anayasa değişikliği ile beraber kaldırılmıştır. Arkadaşlar kurul hiçbir makamdan bakın bağımsızdır. Hiçbir makam, mevki ve kişiden emir ve talimat alamaz. Emir ve talimatla, telkinlerle yönlendirilemez. Bağımsızdır. Anlaşıldı mı? Bakın kurulun kurulun üyelerin seçimi, iş bölümü, toplantı, karar yeter sayıları, dairelerin oluşumu, çalışma usulleri, dairelerin Karar alma şekilleri yani işin özü o kurul ile ilgili hakimler ve savcılar HSK ile ilgili tüm düzenlemeler ne ile yapılıyormuş unutma kanunla yapılıyor diyoruz. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Peki kurul yani artık arkadaşlar hakimler ve savcılar kurulunu ben ne diyeceğim? Kurul diyeceğim. Kurul deyince hakimler ve savcılar kurulundan bahsettiğimi e, anla. Ne demek istiyorum? Kurul 13 üyeden oluşuyor. Nasıl ya? 13 üye mi? Evet arkadaşım 13 üye. Neden 13 üye? 2017 anayasa değişikliğiyle beraber 22 asil 12 yedek olan üye sayısı 13 üyeye düşürüldü. Tekrar söylüyorum. 22 asil 12 yedek olan üye sayısı 13'e düşürüldü. Tamam. Devam ediyorum. Dikkat et. Peki bu 13 üye nereden gelecek? 4 üyeyi 4 üyeyi 3'ünü 3'ünü bakın şöyle diyelim. 4 üye, 4 üyeyi Cumhurbaşkanı, 7 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burayı henüz öğrenme. Bakın kapatıyorum. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı, 7 üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer. Atar. Yani ne demek istiyorum? Topla 4 artı 7 kaç yapar? 11 üye. Ya hocam sen demedin mi? 13 üyesi var. Evet 13 üyesi var. 4 üyeyi Cumhurbaşkanı'ndan 7 üye Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. 2 üye ise arkadaşlar Adalet Bakanı ve Adalet Bakanı Müsteşarı. Bu kurulun doğal üyesidir. Anlaşıldı mı? Şimdi gelelim ayrıntılara. Yani 13 üye olduğunu artık unutmayacaksın. 4 üye nereden gelecek? Ayrıntılı soru gelirse özellikle adli hakimlik, idare hakimlik, KPSS A grubu, gelir uzman yardımcılığı sınavlarında, vergi müfettişliği sınavlarında ayrıntılı olarak bunları soruyorlar. Vatandaşlık için dinleyen arkadaşlar 13 üyeyi bilmesi, 14 üyenin Cumhurbaşkanı tarafından, 7 üyenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından atandığını bilmesi yeterlidir. Tamam bu şekilde dersi dinleyin. Bakın din, dikkat edin. 3 üye 1. sınıf adli hakim ve savcı arasından, bir üye ise idari hakim ve savcı arasından. Kaçıncı sınıf? Birinci sınıf. İdari hakim ve savcı arasından kim seçiyor? Cumhurbaşkanı. Tamam. Bakın 4 üyenin 3'ü adli hakimlerden, hakim ve savcılardan. Bir üyeyi idari hakim ve savcı arasından seçiyor. Dikkat edin devam ediyorum. 7 üyenin 3 tanesi yargıtay üyeler arasından. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından. Biri danıştay üyeler arasından 3 üyesi arkadaşlar öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilecekler. Şuraya dikkat et. Hocam bu 3 üç üyenin 3'ünü de öğretim üyesi olma gibi bir durum olur mu veya de avukat olma gibi bir durum olur mu? Olmaz. Düzenleme var arkadaşlar. Anayasaya göre diyor ki bu 3 üyenin en az bir tanesi avukat, en az bir tanesi öğretim üyesi olmak zorundadır. Anlaşıldı mı? Yani üçünün avukat olması, üçünün öğretim üyesi olması durumu söz konusu değildir. En az birinden bir tane olacak. Anlaşıldı mı? Şimdi ne dedik? Kurulun başkanı kimdi? Adalet Bakanı. Kurulun tabi üyesi kimdi? Adalet Bakanı Müsteşarı. İki üye buradan. Dört üyeyi Cumhurbaşkanı, yedi üyeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Al sana on üç üye. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin meclisinin bu seçtiği atadığı üyeler ne şekilde seçilecek? Dikkatini buraya ver. Ne şekilde seçilecek? Arkadaşlar ilgili kişiler başvurularını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na yapıyorlar. Bakın Türkiye Büyük Millet Meclisi ilgili bir bir karar çıkacaksa hep kanun değişikliğinde de anayasa değişikliğinde de ne dedim? Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulur. Başkanlık bu adayları adayları ana, ilgili komisyona gönderecek. Bu ilgili komisyon kim? Dikkat! Anayasa ve adalet komisyonlarına oluşan bir karma komisyon oluşturuluyor. Ve bu karma komisyon başvuruları değerlendirip her koltuk için bir aday her düzeltiyorum. Her koltuk için 3 aday göstererek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Bakın ne demek istiyorum. Arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bak buraya Türkiye Büyük Millet Meclisi. Örnek veriyorum. Danıştay için kaç aday önüne gelecek? Kaça, kaç kaç aday seçiyorlar arkadaşlar? Bir üye atacak değil mi? Danıştay üyeler arasından. Önüne kaç tane aday gelecek? 3. Her koltuk için 3 katı. Yargıtay üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne kaç kişi seçecek Türkiye Büyük, Büyük Millet Meclisi atayacak? 3 kişi. Önüne kaç aday gelecek? 9. Öğretim üyeleri ve avukatlar arasından önüne kaç aday gelecek? 9. Bunun içerisinden kaçını atayacak? 3 kişi atayacak. Anlaşıldı mı? Yani bu karma komisyon anayasa ve adalet komisyonlarından oluşan karma komisyon her koltuk için 3 adayı ne yapıyor? Belirliyor ve kime sunuyor? Genel kurula sunuyor. Genel kuruldan kastım Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuyor. Anlaşıldı mı? Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sunduğu kişileri nasıl seçecek? Bakın, her koltuk için bir seçim yapacak. E, tekrar söylüyorum. Her koltuk için, her üyelik için, her koltuk için ayrı ayrı oylama yapacak ve bu oylama gizli yapılacak. Tamam mı? Örnek veriyorum. Yargıtaya, Yargıtaya Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 3 kişi seçmeyecek miydi? Önüne kaç koltuk geldi? Kaç aday geldi? Toplam 9 tane aday geldi. O 3, 3 kişiyi belirleyecek. O 3 kişi arasından 1 kişiyi. 3 kişi arasından 1 kişiyi. 3 kişi arasından 1 kişiyi. Toplam 3 kişiyi yargıta üyeler arasından seçecek. Nasıl seçiyor? Birinci oylamada 2 bölü 3 çoğunluk aranıyor. İkinci oylamada 3 bölü 5 çoğunluk aranıyor. Eğer ki bu çoğunluğu alan bir aday çıkmaz ise 3 aday arasından bir aday çıkmaz ise en çok oy alan 2 aday. Toplam 3 adaydı ya. En çok oy alan 2 aday at ad çekme usulüyle seçim tamamlanır. Anlaşıldı mı? Topar hocam kafam karıştı. Kafan karışmasın. Otobüs bizim her şeyimizi halledecek. Tamam. E, hakimler ve savcılar kurulu otobüsü tüm sorunları çözecek. Tekrar söylüyorum. Meclisin seçme usulü komisyon Adı ne? Karma komisyon. Karma komisyon kimlerden oluşuyor? Anayasa ve adalet komisyonlarından oluşuyor. Bu komisyon her koltuk için 3 aday gösteriyor. Bu 3 aday arasından da bir kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. Nasıl seçiyormuş? Birinci oylamada 2 bölü 3, ikinci oylamada 3 bölü 5. Eğer çoğunluk sağlanmazsa en çok oy alan 2 aday arasından at çekme usulü ile bir kişiyi seçmiş, atamış oluyor. Anlaşıldı mı? Dikkatini buraya ver. Görev süresi ne kadar? 4 yıl. Ya hocam ben karıştırıyorum. Bunu 5 yılda yapabilirim. Ya hocam 7 yılda yapabilirim. Yapmayacaksın. Üye sayısı kaçtı? 13. 3 ile 1'i topla 4. Yani üye sayısının rakamları toplamı bunların görev yapacağı süreyi gösteriyor. Aa, öğrendim ya. Ya çok mantıklı. Çok mantıklı tabii ya. Çünkü sen arka hocam hukuk öğretir videolarını izliyorsun biraz kendini. <laughs> Kanalımızı övelim. Bakın arkadaşlar 13 yıllığına seçili... Ee, düzeltiyorum. 13 üyesi vardı ya. 13'ün rakamları toplamı 4. Kaç yıllığına seçilir bu üyeler? 4 yıllığına seçilir. Süresi dolan üye bir kez daha seçilebilir. Bakın 2017 anayasa değişikliği ile beraber öncesinde diyordu ki seçilen üye tekrar seçilebiliyor. 2017 anayasa değişikliği ile beraber süresi dolan üye, dolan üye bir kez daha seçilebilir hükmü gelmiştir. Anlaşıldı mı? Dikkat. Seçim görev süresi dolmadan 30 gün önce önceden yapılır ve tamamlanır. Ani bir boşalma durumu olursa, ölüm, istifa, hastalık sebebiyle görevini yerine getiremeyeceği durumda çekilme durumu söz konusu olursa, boşalmayı takip eden 30 gün içinde yeni üyenin seçimi yapılmış olur. Anlaşıldı mı? 30 artı 30 gibi de düşünebilirsin. Görev süresi dolmadan 30 gün önce ani boşalma 30 gün içerisinde seçimi tamamlayıp o koltuğu dolduracaksın o otobüse o yolcuyu alacaksın tamam birinci durakta indirdin diğer durağa gitme gidecek kadar süre ne kadar 30 dakika sürem var 30 dakika içerisinde öbür durağa gitmeden bir yolcu alıp öbür durağa koltuklar dolu şekilde varacaksın otobüs tamam. Hakimler, savcılar, kurulunun organları. Bakın arkadaşlar organ, başkanlık 1, iki daire 2, genel sekreterlik, genel kurul ve teftiş kurullarından organlarından oluşmaktadır. Kaç organı varmış? 5 şeklinde söyleyebiliriz. Hatta şunu da söyle, bazı kaynaklarda şu şekilde geçiyor. Karşısına çıkarsa da şaşırmayın. Diyor ki başkanlık iki daire ve genel kurul organlarından oluşur. Aynı zamanda hizmet birimlerinden de oluşmaktadır. Hizmet birimleri ne? Teftiş kurulu ve genel sekreterlik hizmet birimleri olarak geçmektedir. Anlaşıldı mı? Şimdi peki bu organlar ne işe yarıyor? Dikkatini ver. Bir başkanlık. Başkan kim? Başkan kim? Adalet Bakanı. Hocam bunu öğren. Adalet Bakanı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanıdır. Kurulun başkanı Adalet Bakanıdır. Ve Adalet Bakanı dairelerin çalışmalarına katılamaz. Yani dairelerin çalışmalarına katılamadığından dolayı dairede oy kullanma hakkı yoktur. Tamam? Kurulun yönetimi, kurulun temsili kimdedir? Kurulun başkanındadır. Kurulun başkanı kimdir? Adalet Bakanı'dır. Tamam. Dikkat. Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden kime bağlı? Adalet Bakanlığı'na bağlı. Başkan genel kurulu çalışmalarına katılır ve oy kullanır. Nereye katılamıyor? Dairenin çalışmalarına katılamaz. Oy kullanamaz. Daireyi birazdan anlatacağım. Teftiş kurulu. Arkadaşlar karşımıza şu şekilde sorular gelebilir. Mümkündür. Önemli. Kurul müfettişleri genel kurul tarafından seçilirken adalet müfettişleri adı üstünde Adalet Bakanlığı tarafından seçilir, atanır. Tamam? Tekrar söylüyorum. Kurul müfettişleri genel kurul, adalet müfettişleri Adalet Bakanlar, Bakanlığı'nca seçilir ve atanır. Peki bu teftiş kurulu ne yapar? Ad üstünde ya teftiş edecek. Kimi? Hakim ve savcılarını, savcıları, görevlerini kanun ve ilgili mevzuatlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetler. Eğer ki yapmadıklarını tespit eder bir suç işleyip işlemediklerini görürse ne yapıyor? İnceleme ve soruşturma işlemi de yapıyor. Kimin talebiyle? Dairenin teklifi başkanın. Başkan kimdi? Adalet Bakan. Adalet Bakanı olur ile kurul müfettişlerince yapılacaktır. Yani hakim ve savcıların denetimi soruşturmanın açılması daire teklif ediyor. Adalet Bakanı'nın da onayıyla ne yapıyor arkadaşlar? Teftiş kurulu tarafından soruşturma başlatılıyor. inceleme başlatılıyor. Genel sekreterlik. Arkadaşlar genel sekreterlikten soru gelirse şunu gelir. Genel sekreterlik nasıl atanır? Genel sekreter birinci sınıf hakim ve savcılar arasından kurulun teklifiyle dikkat et Üyelik için her üyelik için kaç aday gösteriliyordu? Her koltuk için 3 aday gösteriliyordu. Bunun biri seçiliyordu. İşte aynı şekilde kurulun teklifi ile 3 aday arasından kurul başkanı tarafından atanıyor. Yo neymiş bu kurul başkanı ya? Hocam kurul başkanı otobüsün şoförü. Tamam? Kurul başkanı otobüsün şoförü. O ne derse o olur. Tamam? Demek ki kurul başkanı tarafından atandığını unutma. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun genel sekreteri genel kurulun teklifi ile kurul başkanınca atanır. Kurul başkanı kim? Adalet Bakanı. Yani bir soru gelse, dese ki genel sekreteri kim atar? Hocam, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun başkanı dese, bilmeyen kişi de bunu işaretler. Ama biz artık biliyoruz. O zaman seçeneklere Adalet Bakanı koysa çok daha güzel olur. Tamam. Kurul Başkanı değil de Adalet Bakanı olarak karşımıza çıkarsa aman ha aman şaşırma. Devam ediyorum. Genel kurul. Genel kurul arkadaşlar biraz önce işte <laughs> atama şekilleri 4'ü Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Bunun üçü yedisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafına tanır gibi bunları saydığım kişiler 13 üyeydi. 13 üyeden oluşan neymiş? Genel kurulmuş. Genel kurul başkan vekili ve daire başkanlarını seçer. Nasıl? Daire başkanlarını genel kurul seçer. Daire başkanlarından biri de daire başkanlarından biri de başkan vekili olarak seçilir. Ve genel kurulun başkanı yani adalet bakanı yetkilerinin bir kısmını kime devreder? devredebilir. Başkan vekiline devredebilir. Tamam? Tekrar söylüyorum. Daire başkanlarını genel kurul seçer. Başkan vekilini genel kurul seçer. Başkan vekilini daire başkanları arasında seçer. Genel kurulun başkanı yani Adalet Bakanı yetkilerini başkan vekiline devredebilir. Anlaşıldı mı? Bitmiyor genel kurulun görevi. Bakın, Yargıtay üyelerinin tamamına. Danıştay üyelerinin 3 bölü 4'ünü kim seçiyor? Genel kurulu seçiyor. Ya genel kurul bayağı yetkiliymiş. Bayağı yetkili. Hatırlıyorsanız yürütmede Cumhurbaşkanı'nın yargı ile ilgili görevlerinde ne demiştim? Aman ha aman arkadaşlar. Cumhurbaşkanı'nın hakim ve savcılar kuruluna üye atama yetkisi var. Danıştay'a üye atama yetkisi var. 1 bölü 4'ünü atar. Arkadaşlar anayasa Mahkemesi üye atama yetkisi var. Fakat yargıtaya üye atama yetkisi yoktur. Üye atama yetkisi olmadığından dolayı e, Cumhurbaşkanı'na yargıtaya üye atar şeklinde bir soru gelir. Ve de bu da Cumhurbaşkanı yargıyla ilgili görevlerinden biridir derse aman ha aman düşmeyin. Oraya üye atama yetkisi olmadığından dolayı Cumhurbaşkanı'nın da yargıyla ilgili görevlerinden biri olmuyor. Çok mu uzattım kafanız karışmadı değil mi? Fakat ne yapıyordu Cumhurbaşkanı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini Cumhurbaşkanı atardı. Bu ayrıntı bir bilgi. Hocam kafam karıştı diyorsanız tekrar hocam biraz geriye alın tekrar izleyin. Neden? Genel kurulun yani hakimler ve savcılar kurulu genel kurulu yargıtay üyelerinin tamamını danıştay üyelerinin 3 bölü 4'ünü seçtiğinden dolayı kalan 1 bölü 4'ünü cumhurbaşkanı Burada da hiçbir hiçbir cumhurbaşkanı hiçbir üye kalmadı. İşte cumhurbaşkanının yargıtaya üye atama yetkisi yoktur. Tamam? Devam. Daireler arası görev ve iş bölümü, uyuşmazlık, dairelerin kararlarına karşı itirazları karara bağlama, teftiş kurulu başkanı, başkan yardımcısı, müfettişlerini seçmek, başkanlığın bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularını karara bağlamak. Arkadaşlar bunu bir kağıda yazın. Not alın, ezberleyin. E, genel kurul ilgili verilen bilgiler hangisi yanlış tarzda çok ayrıntı bir soru olur. Vatandaşlıkta böyle bir soru çıkacağını düşünmüyorum. Ama adli hakimlik, idari hakimliğe hazırlanıyorsanız, alan grubuna hazırlanıyorsanız genel kurulun görevlerini bilin. Tamam. Ben olsam e, genel sekreteri kim atar şeklinde. Mesela derim ki genel kurulun görevlerinden biri değildir. Şıkkın birine derim ki. E, hakimler ve savcılar kurulunun genel sekreterini atamak. Genel sekreteri kim atıyordu arkadaşlar? Genel kurul değil Aday bakın 10 numara soru olur. Tamam. Zor da bir soru olur. E, bunu şıklara koyarım. Genel sekreteri ataması için başkana 3 aday göstermek. Tamam. Aday gösteriyor. Atamıyor. Genel kurul nasıl karar alıyor? Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Salt çoğunluğu ile karar alır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır. Geldik daireye. Arkadaşlar 2017 anayasa değişikliği ile beraber daire sayısı 2'ye düşürüldü. Daire sayısı kaçtı? 3'tü. Daire sayısı kaça düşürüldü? 2'ye düşürüldü. Tamam. Devam ediyorum. Daire başkanlarını kim seçiyordu? Kim seçiyordu? Söyle. Genel kurul. Daire başkanları arasında bir başkan vekilini kim seçiyordu? genel kurul başkan vekiline aynı zamanda e, hakimler savcılar kurulunun başkanı olan Adalet Bakanlığı yetkilerinin bir kısmında ne yapabiliyordu? Kullanabiliyordu. Tamam. Hakim ve savcılarla ilgili atama, naklen atama, meslek önce staj, e, staj için mahkeme belirleme, suç ve disiplin soruşturmalarında karar vermek, yer değiştirme, görevden uzaklaştırma, hakim ve savcı adaylarını göreve, mesleğe kabul etme, teftiş, soruşturma, teftiş kuruluna yaptırımlarda bulunma gibi arkadaşlar görevleri vardır. Arkadaşlar ayrıntı bir konu. Görev olarak ezberlemek istiyorsanız genel kurulun görevlerini mutlaka ezberleyin. Onlar yeterli. Hele vatandaşlık için e, bu videoyu izliyorsan iki daireyi bil. 3 daireli iki daireye düşürüldü üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verdiğini bilmen yeterlidir diyoruz. Geldik. Bir ayrıntıya daha. Arkadaşlar hocam çok ayrıntıya girdin. Evet çok ayrıntıya girdim. Çoğunuzun kitaplarında bu ayrıntılar yer almıyor. Biz söyleyelim ayrıntıya girelim. Sınavda karşınıza çıktığında ya bu nereden geldi demeyin. Hele böyle sağlam çalışan arkadaşlar için arkadaşlar 10 numara notlar bunlar. 10 numara ders videosu.